23 Mart Perşembe, Bursa'nın haber merkezine hoş geldiniz. Sabahın demindesiniz efendim. 88.3 Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınıyla Bursa ve ülke gündeminin nabzını paylaşacağız sizlere. Dünden kalanlar, bugüne yansıyanlar ekranlarınıza gelecek. Son 24 saat içerisinde neler yaşanmış hepsini radyolarınıza ve ekranlarınıza taşıyacağız. Sıcak gelişmeler yaşandı. Dünden bugüne Londra'da bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Yine Fırat Kalkan Harekatı'nda, daha doğrusu sınır hattında acı bir haber geldi. Bir şehidimiz oldu. YPG mevzilerinden yapılan ateş sonucunda ve tabii ilginç olan husus da bildiğiniz üzere Rusya Afrin bölgesine birliklerini konuşlandırdı ve orada YPG armalı bir Rus komutan objektiflere yansıdı. Tüm manşetlerde, ulusal ve yerel manşetlerde de bu hususlar yer alıyor. Birlikte inceleyeceğiz. Başlıklar bu yönde. Dilerseniz hava ve yol durumuna bir göz atalım bakalım. Havalar nasıl bugün Bursa'da ve hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? Bursa'da hava sıcaklıkları: Merkez 19, Büyük Orhan 15, Gemlik ve Gürsu 17, Harmançuk 14, İnegöl ve İznik 15 derece, Karacabey 19, Keles 8, Mustafa Kemal Paşa 19, Mudanya, Orhan Gazi ve Yenişehir 14 derece. Gebze Orhan Gazi Bursa Otoyolu inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova yolunda bazı kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl Bozüyük ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Bursa Eskişehir D200 Karayolu İnegöl çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Avarlar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Kent Meydanı, terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Bursa, Orhaneli İl Yolu Güzergahı'nda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi, Mehmet Akif Köprüsü, Soğukuyu Caddesi ve Avrupa Konseyi Bulvarı'na bağlanan yollarda Fenişleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan yol yapım çalışmaları nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılacaktır. Acemler Köprülü Kavşağı ile Bademli Köprülü Kavşağı arasında Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle şerit daraltma uygulanmaktadır. Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi, Beşevler Caddesi ve Bilginler Caddesi üzerinde Buski Genel Müdürlüğü'nün çalışması nedeniyle şerit daraltma veya kısmen kapatma uygulanacaktır. Osman Gazi ilçesi Hüdavendigâr Mahallesi Dik Kaldırım Caddesi Mihraplı Parkı önünde Buske Genel Müdürlüğü'nün çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Çekirge Mahallesi Armutlu Meydanı düzenleme çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrolü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi defalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Evet, Bursa'da hava ve yol durumu bu yöndeydi. Şimdi ne olmuştu bölümümüze geçelim dilerseniz efendim. Bakalım ülkemizde ve dünyada nasıl ilginç olaylar yaşanmış geçmişte. Ne olmuştu? Ankara'da bir kişi 12 yıldır ikramiye çıkmadı. Artık bana çıksın lütfen, yardım edin diyerek Milli Piyango'ya mektup göndereli 4 yıl oldu. Kayseri'de kocasını bıçaklayan kadının ifadesinde eve sarı sakız getirdi, sarı ayrılık demek, benden ayrılmak istedi diyeli 5 yıl oldu. Samsun'da bir genç silahla rehin aldığı Atatürk büstüne ertesi gün çiçek koyup özür dileyeli 11 yıl oldu. Dostluk maçı için Nijerya'ya giden Pele'yi seyredebilmek için tüm ülkede iç savaşa 48 saat ara verileli 47 yıl oldu.
Gazi Osmanpaşa Belediyesi boşanmaları azaltmak için dağıttığı kitapçıkta kadınlara vıdı vıdı yapmayın tavsiyesinde bulunalı 5 yıl oldu. Evet, ne olmuştu bölümümüzü de ekranlarınıza getirdik. Tabii ilginç başlıklar efendim, ilginç olaylar yine yaşandı. Şimdi Londra'ya uzanalım. Londra'da parlamento binası önünde terör saldırısı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre en az 12 kişi yaralandı, 4 kişinin de öldüğü belirtiliyor. İngiltere parlamentosu yakınlarında silah seslerinin duyulduğu ve en az 12 kişinin yaralandığı bilgisi ilk etapta ulaştı haber merkezlerine. Polis parlamentoya giriş ve çıkışları kapattı. Polisi bir kişi bıçakladı. İçeriye giren saldırgan polisi bıçakladı. İngiliz polisinden yapılan açıklamada parlamento yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldığı bilgisi verilmişti. Ancak bu tek bir saldırgan olarak netleşti ilerleyen dakikalarda. İngiltere Başbakanı Theresa May de parlamento binasındaydı ve apar topar çıkarıldı binadan. Eş zamanlı ikinci saldırının ise İngiltere parlamentosu içerisinde yapıldığı, bir saldırganın parlamento içerisinde bir polisi bıçakladığı bildirildi. Avam Kamerası lideri David Lidington parlamentoda polisin bıçaklandığı bilgisini de doğruladı aynı zamanda. Bölge tamamen polis kordonuna alındı. Bir köprü ve metro istasyonu da kapatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden acı haber geldi. Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolu'nda görevli er Hüseyin Koroç şehit oldu. Bükülmez Karakolu'nda görevli Hüseyin Koroç, sınırda nöbet tuttuğu sırada Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Er Hüseyin Koroç ilk olarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koroç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre ateşin açıldığı bölgeye Hassa ilçesi sınır karakolundan top atışı yapılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi. Şehidin Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde ailesine acı haberi askerler tarafından verildi. Ayrıca şehidin ailesinin 5 çocuğundan biri olduğu ve bekar olduğu belirtildi. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Tabii bu hususla ilgili çok sıcak bir gelişme de var. Rusya kanadıyla ilgili efendim. Afrin bölgesine konuşlanmıştı. Rus askerler orada birlik kurmuşlardı ve YPG'lilerle birlikte Öcalan posterlerinin önünde bayrak salladılar. YPG bayrağı salladılar. O görüntüleri de birazdan ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza ve radyolarınıza yansıtmaya gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Avrupa'dan kendilerine tutuklu gazetecilerin yer aldığı bir liste gönderildiğini söyledi Erdoğan. Listede gazeteciler değil, katillerin yer aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anadolu Yayıncılar Derneği buluşmasında konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hollanda'nın yanındayız açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, Avrupa'dan kendilerine tutuklu gazetecilerin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderildiğini, ancak bu listede gazeteci değil, sadece katil ve soyguncuların olduğunu söyledi. Mesela geçenlerde ülkemizde 149 tutuklu ismin bulunduğu bir liste geldi. Arkadaşlarımız baktılar ki bu listenin 144'ü terör suçundan, 4'ü adi suçlardan cezaevinde bulunuyor. Mesela bunlardan birinin suçu ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneyi getirmek. İşin ucu kendilerine dayanınca demokrasiyi, hakkı, özgürlükleri, adaleti rafa kaldırmakta beis görmeyenler, mesele Türkiye olunca hemen yüzlerine bir maske takıyorlar. Biz de bu şekilde maskeyle karşımıza çıkanlara artık haydut muamelesi yapma kararını aldık. Geçmişte gazetelerin kimin iktidara gelip gelmeyeceğine karar verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik dedi. Biz de manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik. Geçmişte kimin iktidara geleceğini, kimin iktidardan düşeceğini manşetleriyle belirlemeye alışmış olanların düzenlerini bozarak yolumuzda yürüdük. Kendi halkına cahil diyen, koyun sürüsü diyen, bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan adam diyenlere eyvallah etmediğimiz için her türlü saldırıya, hakarete maruz kaldık. Onun için de muhtar bile olamaz diye, amiral gemisi diye geçinenler
biliyorsunuz sür manşet attılar. Daha sonra Kastamonu'da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, tüm partilerin seçmenlerine çağrıda bulunarak evet oyu istedi. Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, bak, gönül veren kardeşlerim diyorum, dikkat edin. Gelin, 16 Nisan'da el ele verin. Bu tepedekilerin yanlışlarını bozun ve ülkemizi yeni bir aydınlık yarına hep beraber sevk edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el alem uzaya çıkıyor, bizimkiler ülkeyi tek adama bırakıyor diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ana muhalefetin başı ne diyor bak, el alem uzaya çıkıyor, bizimkiler ülkeyi tek adama bırakıyor diyor. Yahu el alem uzaya çıkarken siz Türkiye'de darbe peşindeydiniz be. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri bu yöndeydi. Avrupa'ya sert çıktı, önemli mesajlar verdi. Başbakan Binali Yıldırım da Çırağan Sarayı'nda Türkiye İş Kadınları Derneği olan genel kurulunda hitap etti. Hayır cephesinin fikir sahibi olmadığını belirtti Yıldırım. Muhalefetin sorumluluk almadığını ifade etti. Daha sonra Iğdır'a gitti. Orada da bir mitingi vardı, CHP'nin kampanyasının yalan üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bu sistemin getireceği şey demokraside bir kademe daha üste çıkmaktır. Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda Türkiye İş Kadınları Derneği olan genel kurulunda konuştu. Hayırcıların bir fikirleri olmadığını belirten Yıldırım, muhalefetin her işe hayır dediğini dile getirdi. Hayırcı korosunun Türkiye vizyonu ile ilgili, gelecek Türkiye'si ile ilgili hiçbir fikirleri yok. Olamaz. Çünkü bunlar hayatında tek bir sorumluluk alıp bir iş üretmiş değiller. Türkiye'ye bu kadar yüklenilmesinin arkasında kıskançlık var arkadaşlar. Terör örgütü PKK'ya katılımın olmadığını da söyleyen Yıldırım, terörün Türkiye'nin sorunu olduğunu tüm vatandaşların anladığını ifade etti. Terör örgütünün baskısı kalkmıştır. Ne şehirde ne kırsalda terör örgütü Nevruz'da bile kimseyi toplayamamıştır. Artık terör örgütünün ülkemiz için, bölgemiz için büyük bir sorun olduğu gerçeği herkes tarafından, Kürt, Türk, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımız tarafından ortak bir kanaat olarak anlaşılmış. Başbakan Yıldırım Ankara'daki programının ardından Iğdır'da vatandaşlara hitap etti. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla en kötü dönemini yaşadığını söyleyen Yıldırım, CHP'nin kampanyasının yalan üzerine kurulu olduğunu söyledi. CHP maalesef çok kalitesiz, çok çirkin bir kampanya yürütüyor. Yalan, dolan, başka bir şey yok. Ey Kılıçdaroğlu, sen CHP'nin genel başkanısın. Sen Büyük Atatürk'ün kurduğu partinin başındasın. Sen ana muhalefet partisinin başkanısın. Arka arkaya bu kadar yalanı nereye sığdırıyorsun? Hiç mahcup olmuyor musun? Allah CHP'ye gönül veren seçmene sabır versin. CHP hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadı. CHP hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadı dedi Başbakan Binali Yıldırım, yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Diğer yandan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde referandumun iptali hususu vardı. Muhalefet bu konuda da bastırdı. Referandumun iptal edilmesini istediler. Kurtulmuş bunun mümkün olmayacağını söyledi. Ayrıca PKK'nın Avrupalı siyasetçilere de zarar verdiğini ifade etti. Referandum iptal edilsin isteyenler olabilir. Başta terör örgütleri olmak üzere. Referandumu yaptırmamak için her türlü planın içerisinde olanlar bulunabilir. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, anayasa referandumuna ilişkin konuştu. Referandumun iptal edilmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, hiçbir gücün halk oylamasını engelleyemeyeceğini ifade etti. Kusura bakmasınlar, Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye olgun bir demokrasiye sahiptir. Ve bu demokrasi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 339 milletvekilinin oyuyla bu 18 maddelik teklif
halka götürülüyor. Tam da kampanyanın içerisindeyiz. Allah'ın izniyle hiçbir güç referandumun iptal edilmesi konusunda başarılı olamaz. Hiçbir gücün buna gücü yetmez. Bunu çok açık bir şekilde söylemek isterim. PKK'nın Avrupa'da desteklendiğine de dikkat çeken Kurtulmuş, PKK'nın Avrupalı siyasetçilere de zarar vereceğini söyledi. Terör örgütlerinin bu kadar, hele PKK'nın yıllardır Avrupa'da bu kadar şımartılması, semirtilmesi, efendim orada ofisler açması, orada aleni propagandalar yapması, bu olaylar yokken, yani referandum kampanyası yokken de mesela oraya gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantısının birkaç yüz metre ötesinde gösterilerin olması, dönemin Başbakanı Sayın Davutoğlu'nun yaptığı toplantının 20 metre ötesinde çadır açtırılması PKK'ya, bütün bunlar bir şeyin habercisiydi. Önce Avrupalı dostlarımız şunu aklına koysunlar. Terör örgütlerinin iyisi kötüsü olmaz. Bu PKK terör örgütü eğer bu kadar çok şımartılır, semirtilir, beslenirse bir gün Avrupalı siyasetçilere de zarar verir. Vermedi mi verdi. Olof Palme ziyaretini unutmasın, cinayetini unutmasınlar. Olof Palme'yi hem de Avrupa'nın en demokrat, en efendim ılımlı siyasetçilerinden birisi olan Olof Palme'yi PKK öldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Edirne'deydi. CHP'ye yüklendi. O da Kılıçdaroğlu'na seslendi. Müezzinoğlu partili Cumhurbaşkanı'na karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun istifa ederek partisiz Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor. Ya Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatmaktan vazgeçin ya. Atatürk'ten geçinmekten vazgeçin ya. Sonra da diyorsun ki Atatürkçülük elden gidiyor. Tabii sen böyle yan gelip de yatarsan olmaz bu iş. Edirne'de konuşan Mehmet Müezzinoğlu'nun hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bakan Müezzinoğlu, partili Cumhurbaşkanı'na karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun istifa ederek partisiz Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Partili Cumhurbaşkanlığına şayet millet karşıysa sana bir fırsat. Sen de CHP'den istifa et. Partisiz Cumhurbaşkanı adayı ol. Meydan boş. Meydan sana açık. Bu milletin gönlünde yer et. Buyur gel. Sana bir yasak var mı? Yok. Partisiz Cumhurbaşkanı'na yasak var mı? Yok. Daha önce ekmek için ekmelediğini buldun mu? Gene bul. Gene bul. Millette karşılığı varsa eyvallah kardeşim. Demokrasi bu. Tek adam iddialarına da sert tepki gösteren Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu tek adamdan rahatsızsa eş genel başkan yapılabilir dedi. Tek adamdan rahatsız oluyorsan CHP'nin yanına, kendi genel başkanlığının yanına bir genel başkan daha koy. Bak bu HDP koydu. HDP'de eş başkan var. CHP'de de eş başkan yap. Madem çok rahatsızsın CHP'de tek başına olmaya. Ama bunların derdi arkadaşlar üzüm yemek değil. Bunların derdi milleti dövmek, milleti dövdürmek. Üzüm yemek değil, milleti dövmek dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, onun da çarpıcı ifadeleri vardı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sancak FM'den de birkaç türkü ısmarlayacağız sizlere. 1-2 dakikaya buradayız. Sabahın demindesiniz efendim. 88.3 Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınıyla Bursa ve ülke gündeminin nabzını paylaşmaya devam ediyoruz sizlere. Tabii siyasi gündemi paylaştık sizlere ama ana muhalefet partisi CHP'nin gafları şu sıra gündemde bildiğiniz üzere. O gaflara bir yenisi daha eklendi ki gerçekten herkes şok oldu. Herkes şok oldu. CHP Akçakoca ilçe başkanı Turan Güler bu gafa imza attı. Hayır otobüsünden evet dedi. Sayın Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya gittiğinde bizim büyükelçimiz neredeydi? CHP'de gaflar bitmek bilmiyor. CHP milletvekillerinin Akçakoca Meydanı'nda yaptığı hayır mitinginde ilçe başkanı Turan Güler de bir gafa imza attı. Ama bugün görüyorsunuz havayı pırıl pırıl bir gaz alası. Bu ne biliyor musunuz, bu nedir? Bu evetin habercisi arkadaşlar. Güler'in konuşması sırasında böyle güzel bir gün evetin habercisidir deyince ortalık bir anda buz kesti. Bu evetin habercisi arkadaşlar. İlçe Başkanı Güler yaptığı gafı anında fark edince gülerek hayırın habercisi şeklinde konuşmasını düzeltmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu evetin habercisi arkadaşlar. Hayırın yarı şunu demek çalışıyorum. Dün soğuk, bugün sıcak.
Başkan Güler'in otobüs üzerinde yaptığı coşkulu konuşmada yaptığı gaf, miting sonrasında hem CHP hem de diğer partiler arasında alay konusu oldu. Evet diyor ama arkadan halk diyor hayır diye böyle bir ses var efendim. Sizler de duymuşsunuzdur. CHP'nin gafları bu sıra gerçekten de gündemde ilginç sözlere imza atıyorlar. Ki parti lideri zaten bir radyo programında neler neler söyledi. Henüz anayasa metnini okumadı, orada ortaya çıktı. Bir gazeteci metni okumadınız mı diye sordu. Olabilir şeklinde yanıt verdi. Çok ilginç bir parti gerçekten. Şimdi Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi Norveç'te FETÖ konusunda skandal bir karara imza attı. Bu kararı ekranlarınıza getireceğiz. NATO'da görevli 4 FETÖ'cü subayla bir askeri ateşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları kabul edildi. Yunanistan, Almanya, şimdi de Norveç. 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülere kucak açan Avrupa ülkelerine bir yenisi daha eklendi. NATO'da görevli 4 FETÖ'cü subayla bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi. Kararla birlikte FETÖ'cü subaylar Norveç'te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldu. Darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen FETÖ'cüler Norveç'te bir gazeteye yaptıkları açıklamada darbe girişimiyle ilgilerinin olmadığını savunmuş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi. Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subaylarıyla ataşenin Norveç'te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor. İstanbul'da konuştu Başbakan Yardımcısı Veysih Kaynak da. Gündeminde 16 Nisan'daki anayasa referandumu vardı. Kaynak hayır diyenlerin sadece yalan ürettiğini söyledi. Bu FETÖ konusuna da değindi. Başbakan Yardımcısı Veysih Kaynak İstanbul'da Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması programına katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynak referandum çalışmalarını değerlendirdi. İnşallah çok anlamlı bir evet olacağını müşahede ediyoruz. Kaynak, referandum sürecinde hayır diyenlerin sadece yalan ürettiğini sözlerine ekledi. Sürekli yalanlar, tezviratlar olduğuna göre demek ki hayır oylarının verilmesini savunanlar, bunu isteyenler, millete niye hayır denilmesi gerektiğinin ortaya haklı bir gerekçesini koyamıyorlar. Son günlerde Avrupa ülkeleriyle yaşanan diplomatik krizlere de değinen Kaynak, AB'nin kendi pimini çektiğini söyledi. Avrupa'da Avrupa Birliği'ne bir akıl tutulması var. Avrupa Birliği kendi imha pimini çekmiş vaziyette. Eğer Avrupa Birliği demokrasi, insan hakları, özgürlükler temeline, hukuk devleti temeline dayalıysa bunları düşünmesi lazım. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise Gaziantep'teydi. Güney Anadolu Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri zirvesinde konuştu. Bakan Işık, Avrupa ülkelerindeki Türk karşıtlığına atıfta bulundu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Gaziantep'te konuştu, Avrupa'daki ırkçılığa değindi. Ama her gün güçlenen, büyüyen, gelişen bir Türkiye maalesef Avrupa'daki ırkçıların seçim malzemesi olabiliyor. Biz sabırlı olacağız. Almanya bizim NATO'da müttefikimiz. Sorunlarımız olacak. Ama o sorunları çözeceğiz. Güney Anadolu Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Zirvesi'ne katılan Fikri Işık, Türkiye'nin dostluktan yana olduğunu vurguladı. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de işbirliğinden yanadır. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de bölgemizin ve dünyamızın bir barış gezegeni olmasından yanadır. Bu politikası Türkiye'nin hiç değişmedi. Seçim için, 3 tane 5 tane fazla oy almak için Türkiye'yi bu kampanyada argüman olarak kullananlara söyleyeceğimiz söz, tuzağa düşmeyin. Bu bir tuzaktır. Konuşmasında Almanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, ümit ediyoruz Almanya yerel siyasetin baskısından kurtulur ve Türkiye ile daha dostane ilişki geliştirmek için elini uzatır dedi. Evet, siyasi gündem bu yönde efendim. Siyasi gündemi aktardık. Liderler, parti liderleri, bakanlar, CHP'nin gafı bu şekilde bir gündem oluştu. Bugün de ekranlarınıza ve radyolarınıza yansıttık. Şimdi manşetlere geçelim. Manşetlerde oldukça önemli, çarpıcı bilgiler var. Sabahın Demir'de Ulusal Gazete manşeti turumuz başlıyor.
Akşam gazetesiyle başladık efendim. Güne bir kez daha günaydınlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim sizlere. Tabii gündem oldukça yoğun. Avrupa gerçekten de çok skandal kararlara imza atmaya devam ediyor. Trump yönetiminden son bir karar geldi bildiğiniz üzere. Türk Hava Yolları'na kısıtlama getirildi. Akşam gazetesi de bu haberi manşetine taşıdı. Türk Hava Yolları hususunu durdurmamız gerekiyor dedi. Akşam gazetesi manşette bu şekilde tam ekran yansıtıldı size yönetmenimiz sizin tarafından. ABD'li hava yolu şirketleri 2 Mart'ta Başkan Trump'tan rekabet edemedikleri Türk Hava Yolları ve Körfez ülkelerinin hava yollarına önlem alınmasını istedi. Ardından elektronik cihaz yasağı geldi. Tabii bu önlemin nedeni yeni havalimanı, 3. havalimanı bildiğiniz üzere yapılıyor ve bu da havacılık şirketlerini olumsuz anlamda etkileyecek. Birazcık ayaklandılar. Ancak tabii hükümetimiz de bu hususlara yönelik adımları atacaktır. Türk Hava Yolları 336 uçağıyla 120 ülkede hizmet veren bir kuruluş. 296 noktaya uçarak dünyada en fazla ülkeye sefer yapan hava yolu şirketi olarak belirtiliyor. Afrika, Asya ve Avrupa'nın tam ortasındaki İstanbul'dan geçen yıl ABD'ye toplam 690 bin transit yolcu uçtu. Bu nedenle ABD'li şirketler rekabet edemedi. Edemeyince de şikayet ettiler. Körfez şirketlerinin arasına Türk Hava Yolları'nı da eklediler. United Hava Yolları'nın CEO'su Munoz, Washington'daki havacılık zirvesinde konuştu. ABD hükümetinden yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Munoz, bunlar ülkelerinin uluslararası markaları dedi. Emirates, Newark seferi ABD'de protesto edildi. İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı da bu gelişmeleri eklenince ABD Türk Hava Yolları'na kısıtlama getirme kararı aldı diyor akşamın bugünkü manşeti. Devam ediyoruz. Habertürk'teyiz. Habertürk de aynı konu üzerinden manşetini belirledi. Business Class Savaşı diyor Habertürk gazetesi bugünkü manşetinde. Kabin yasağının perde arkasında 1.6 trilyon dolarlık business yolcusunu kapma ve ABD hava yollarını koruma şüphesi şeklinde devam ediyor haber. ABD'nin İstanbul dahil 10 uluslararası havalimanından direkt uçuşlarda kabinde cep telefonu harici elektronik cihaz yasağı getirmesindeki amacın Türk Hava Yolları ve Orta Doğu Hava Yolları'na kaptırdığı business yolcuları geri kazanmak olduğu iddia ediliyor. 2017'de 4 milyar seyahatten beklenen ciro 736 milyar dolar. En karlı dilim toplam harcamaları yılda 1.6 trilyon doları bulan business yolcuları Türk Hava Yolları ve Emirates gibi hava yolları ABD'li şirketlerin business payını düşürmüştü. Yasak turizmi de vuracak. Zira Türk Hava Yolları İstanbul'u kullanan 121 milyon transit yolcunun şehri gezmelerini de sağlıyor diyor Habertürk'ün bugünkü manşeti. Devam ediyoruz. Hürriyet'teyiz. Hürriyet gazetesi Londra'da dehşet diyor. Londra'da 5 ölü 40 yaralı bilgisi geldi bildiğiniz üzere. Hürriyet'in manşeti de bu şekilde paylaşıldı okuyuculara. İngiltere'nin başkenti Londra yine terör saldırısıyla sarsıldı. Kaldırımdaki yayaları cipiyle ezen saldırgan parlamento girişinde bıçakla polis öldürdü. Londra'nın hem idari hem de turistik merkezindeki köprüsü üzerinde dün öğleden sonra bir cip kaldırımdaki yayaları ezmeye başladı. Aralarında turistlerin de olduğu 40'ın üzerinde yaya aracın altında kaldı. Köprünün sonunda Westminster Sarayı parmaklıklarına çarparak duran cipten atlayan şoför İngiliz parlamentosunun bahçesine girdi. Ön kapıya koşan saldırgan bir polisi bıçakla öldürdükten sonra içeri girmeye çalışırken vuruldu. Olayda saldırganla birlikte 5 kişi öldü. Çok sayıda kişi de yaralandı. 40'a yakın olduğu belirtiliyor yaralı sayısının. Milliyet gazetesi Londra'da terör başlığını attı. Hürriyet'le birlikte aynı anda saldırganın hedefi parlamentoydu diyor Milliyet'in manşeti. Londra'da dün dehşet dolu saatler yaşandı. Bir saldırgan arazi aracıyla Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezerek parlamento binası önüne geldi. Burada bir polisi bıçaklayarak öldüren saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi diyor Milliyet'in manşeti. Kimsesiz çocukları kullanmışlar başlıklı bir haber var efendim. Bu haberi de paylaşmak istiyorum sizlere. Polis Akademisi raporunda FETÖ'nün dünya çapında devleti yıkmak değil, devleti ele geçirmek için strateji yürüten tek örgüt olduğu belirtildi. Raporda örgütün kimsesiz çocukların sınavsız kamuya girme hakkından bile yararlandığı, sınavsız giriş hakkı olan çocukları himayesini alarak devlette yer edindiği, bu doğrultuda anlaşmalı boşanmaların,
bile söz konusu olduğu vurgulandı diyor Milliyet'in bir diğer haberi. Sabah gazetesi, haydut muamelesi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri de efendim manşetlerde yerini aldı. Erdoğan Avrupa'yı uyardı. Konu Türkiye olunca hemen maske takıyorsunuz. Biz de artık maske takanlara haydut muamelesi yapacağız dedi. Türkiye itilecek, kalkılacak, bakanları kapıdan kovulacak bir ülke değil. Siz böyle devam ederseniz dünyanın hiçbir yerinde batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Avrupa'yı özgürlüklere, insan hakları ve demokrasiye saygılı olmaya davet ediyoruz. Bu değerlere bizim kadar Avrupalının da ihtiyacı var dedi Erdoğan. CHP'de demokratik arama, bunlar devletin tüm imkanlarının milletin değil, kendi emirlerinde olduğu dönemlerin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Uyanın beyler, sizin için tatlı rüya olan o günler milletin kabusuydu. Bunların dillerinden düşürmediği tek adam rejimi 1923'te kapandı. Artık tek adam rejimi söz konusu değil şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sabah gazetesi de manşetini bu şekilde paylaştı. Devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Ya hayır ver ya çocuğunu. Alman Gençlik Dairesi iki çocuğuna el koymak istediği gurbetçi ailenin evine giderek Erdoğan diktatör, dünyayı yönetmek istiyor, evet mi diyeceksin diye tehdit etti. 16 Nisan referandumu öncesi başta Almanya olmak üzere Avrupa hayır kampanyasına destek için tüm oyuncularını sahaya sürdü. 3 evladına el konan hukuk mücadelesi sonucu ikisini geri alan gurbetçi EE, evime geldiler, çocukların durumunu denetlemek yerine Erdoğan'ı karaladılar. Evet dersek çocuklarımızın alınacağı mesajını verdiler diyor Star'ın manşetiydi bu da. Akit gazetesi ise zihin fukara olunca akıl ukala olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer sözünü paylaştı okuyucularına manşette. Erdoğan üst üste 7 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na Kastamonu'ndan yüklendi. Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş dedi. Vesayetçilere dedi ki 16 Nisan yeni bir çıkıştır, yeni bir direniştir. 16 Nisan 15 Temmuz'daki direnişin neticeye ulaştırılmasının adıdır. Onun adeta intikamıdır. Milletten korkanlara dedi ki bir ülkede anayasa varsa, bir ülkede meclis varsa, milletin kararlarının üstünlüğü varsa, yani sandık varsa orada tek adam olmaz şeklinde konuştu. CHP'ye ise bunlar devletin, milletin kendilerinin emrinde olduğu dönemin hayaliyle yanıp tutuşuyor. Uyanın beyler, uyanın, sizin için tatlı rüya geride kaldı şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Şafak gazetesi de Türk Hava Yolları'ndan korktular manşetini paylaştı. Rekabet edemediler, hedef aldılar. Batılı havayolu şirketleri Türk Hava Yolları ve İstanbul'la ticari olarak rekabet edemeyince siyaseti devreye soktu. ABD ve İngiltere bir terör istihbaratını gerekçe gösterip İstanbul'dan yapılacak uçuşlara elektronik cihaz yasağı koydu. Asıl nedense Türk Hava Yolları'nın dış hat uçuşlarındaki başarısı. Türk Hava Yolları dünyadaki yolcuların %78'ine ulaşabiliyor. Yeni Şafak gazetesiyle birlikte efendim Ulusal Gazete manşeti turumuzu burada noktalamış olalım. Şimdi Ömer Halis Demir davasına gelelim. O davada ara karar verildi. Sanıkların tahliye talebi reddedildi. Özel kuvvetlerde keşif yapılmasına hükmedildi. Davaya ayrıca Başbakanlık da müdahil oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen Cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Assubay Ömer Halis Demir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın ara kararları açıklandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbakanlık davaya müşteki olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti 14 Nisan'da 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay mahallinde keşif yapılmasına karar verdi. Tutuklu 18 sanığın tahliye talebi ise reddedildi. Davada 18 sanıktan 17'si hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi birçok suçtan 4'er kez, sanık Mihral Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Erciş'te vatandaşlarla bir araya geldi. PKK terörünün yok edileceğini söyledi. Soylu, bölgede iş imkanlarının da artacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Erciş'te halka hitap etti. Bölgeden PKK'yı temizleyip atacaklarını belirten Bakan Soylu, HDP'lilerin 7 Haziran'dan sonra özellik lafları ettiğini hatırlattı. Bu PKK'yı bu topraklardan silip atacağız, hiçbir şey. Dediler ki... Biz özellik ilan edeceğiz dediler, değil mi? Hadi bakalım. Nusaybin'de özellik ilan edecektin. Geçen gün oradaydın.
Hadi bakalım. Kızıltepe'de özellik ilan edecektin. Geçen gün oradaydık. Hadi bakalım. İfade etmek istiyorum ki Muş'ta Varto'da özellik ilan edecektin. Hadi bakalım Cizre'de özellik ilan edecektin. O gün efendilerin sana böyle söylediği için bunları söyledin. Hadi bakalım bugün gücün yetiyorsa biraz şu kalbinde cesaret varsa bugün bir yerde özellik ilan edeceğim dedi. Alalım bu oyunun pusulun ölçüsünü bakalım. Bakan Soylu bölgede terörün tasfiye edilmesiyle iş imkanlarının artacağını belirtti. 15 yıldır bu ülkede sessiz devrim var. Dayanamadıkları budur. Tahammül edemedikleri budur. Ne kadar tahammül edemezseniz edemeyin. Biz kardeşiz ve bu topraklarda ebediyle birlikte yaşayacağız. Biz terörü tasfiye ettikçe iş açılacak. Aş açılacak. Huzur olacak. Artık herkes ama herkes birbiriyle yarına çok daha iyi bir şekilde kucaklayabileceği bir Türkiye, bir anlayışı hep beraber yaşayacağız. Terörü def edeceğiz. İşte buluşacağız. İşte buluşacağız. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı terör olayı demişken, bildiğiniz üzere kamuda da terör eylemlerine katılan, terör propagandası yapan birçok kişi mevcuttu. Birçok da şikayet geliyordu devlet kurumlarına. Sözleşmeli personellere ilişkin değişiklik yapılmasına dair karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre terör örgütleriyle eylem birliği ve propagandasını yaptığı belirlenen kamuda görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek. Terör örgütlerini destekleyen sözleşmeli personellerin işine son verilecek. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre terör örgütleriyle eylem işbirliği içinde olduğu, kamu imkan ve kaynaklarını örgütleri desteklemeye yönelik kullandığı, söz konusu örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen kamuda görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek. Yeni düzenleme kapsamında yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele tatil ve benzeri nitelikte diğer ikramiye ödemeleri de yapılabilecek. Şimdi sınırın dışına uzanalım. Fırat Kalkan Harekatı'na gidelim. Harekat kapsamında Türk askeri ve Özgür Suriye ordusu Rakka'ya ilerleyişini sürdürüyor. Rakka'ya olası operasyon planı için 3000 kişilik bir özel görev kuvveti şimdiden hazırlandı. Türk askerinin Rakka'ya ilerleyişi sürüyor. Fırat Kalkan Harekatı kapsamında güvenliği sağlayan bölgeye DAEŞ ve YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin ablukası altındaki bölgeden kaçanlar yerleştiriliyor. Yakında başlaması muhtemel Rakka operasyonlarına ilişkin Özgür Suriye ordusunun Türkiye sınırında hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Terör örgütlerine karşı teyakkuzu sürdüren ve operasyon planlarını hazır tutan Türk askerinin Afrin'e olası bir müdahale içinde hazırlıklı olduğu kaydedildi. Halen bölgenin güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da Özgür Suriye ordusuyla Rakka planlamaları üzerinde çalışıyor. Özgür Suriye ordusu tarafından Türkiye'den Rakka'ya olası operasyon planı için 3000 kişilik bir özel görev kuvveti şimdiden hazırlandığı da ifade ediliyor. Tekrar yurda dönelim. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamayla emekli ikramiyelerinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Açıklamada kamuda memur olarak çalışanların emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplandığı bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 30 yılın üzerinde çalışan emeklilerin ikramiyeleri ödenmeye başlandı. SGK Başkanlığı 27 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenleme ve bu tarihten 17 Mart'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvuruların incelendiğini açıkladı. 30 yıl üzeri hizmetler için yapılan ikramiye ödemelerinin emeklilerin bankalardaki hesaplarına gönderildiği bildirildi. Bu kapsamda dava açanların veya sigortalı hizmetleriyle birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere inceleme sonuçlarına göre ödemelerin yapılacağı belirtildi. Bu nedenle başvuruda bulunanlardan incelemelere devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek olmadığı vurgulandı. Şimdi önemli bir konu, ilginç bir detay. Şehirler arası yollarda asfalt yerine beton yollar kullanılacak artık. Beton yolun asfalta göre iki kat daha uzun ömürlü olduğunu keşfetmiş bazı belediyeler. İhalelere başlamışlar aynı zamanda. Şehirler arası yollara beton yol yapılacak.
Ağır taşıtların geçtiği yollarda ABD'de %90'a ulaşan beton yol uygulamaları Türkiye'de de artacak. Beton yolların asfalta göre %35 daha ucuz, 2 kat daha uzun ömürlü olduğunu keşfeden bazı belediyeler beton yol ihale etti. Karayolları Genel Müdürlüğü de beton yolu şartnamelerini almaya başladı. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Tufan Ünal, asfalt yollara harcanan bakım onarım giderlerinden sağlanan karla her sene bir Avrasya Tüneli yapacak kadar tasarruf olurdu dedi. Ünal, bölünmüş yollarda kullanılan bariyerlerin de gerek güvenlik gerekse dayanıklılık açısından gündeme alınması gerektiğini söyledi. Şu anki yollarımızın aslında dayanıklı mı değil mi, bu konuların daha çok konuşulması gerekiyor. Tabii bundan sonrası için gerekli bir durum söylenenler. Yani bu saatten sonra artık beton yol yapılacak. Yapılacak olan yollara, düzenlenecek olan projeler bu şekilde hayata geçirilecek. Şimdi sizi Adıyaman'a götüreceğiz. Adıyaman'da bir lise öğrencisi çok ilginç bir projeye imza attı. Alkollü sürücüyü tanıyarak aracı durduran sensör yaptı. Yapılan bu projeyle birçok kazanın da önüne geçilmiş olacak. Bu sensör alkollü sürücülerin korkulu rüyası olacak. Adıyaman'da bir lise öğrencisi tarafından geliştirilen sensör, alkol kullanan sürücüyü tanıyarak aracı durduruyor. Lise öğrencisi Kemal Karagöz, belediye başkanı Yusuf Özdemir'e bir araç robotu tasarladığını söyledi. Karagöz'ün bu projesiyle yakından ilgilenen başkan, gerekli imkanları sağladı. Kısa süre sonra alkollü sürücüyü tanıyan sensör ortaya çıktı. Eğer alkol dolu, araba hareket ediyor ve sağ taraf, yan taraf boşsa araba kendisini otomatik olarak park edecek. Yazılımla alkollü sürücü önce telefon rehberinden bazı kişileri seçiyor. Sonrasında sensör alkolü fark ettiğinde belirlenen o kişilere mesaj yollayıp konum bilgisi atıyor. Parka bastık. Bu sefer alkol kuklatıyorum yine. Aşağıdaki ışık yandığı zaman alkol düzeyini açtı demek. İleri 7 sağ sol basarsanız robot hareket etmeyecek. Malatya'da TÜBİTAK tarafından düzenlenecek bölge finallerine katılacak. Projenin kaza oranlarını düşürebileceği belirtiliyor. Gerçekten de ilginç bir proje, güzel bir proje. Bakalım TÜBİTAK'tan nasıl bir ödül alacak? Proje beğenilecek mi? Tabii bu da merak konusu. İlginç bir uygulama bizim ülkemizde hayata geçirilir mi? Tabii o da muamma. Şimdi bunları biliyor musunuz? Bölümümüzü ekranlarınıza getirelim. Yeni bilgiler öğrenelim sizlerle. Bunları biliyor musunuz? Atom bombası renkli televizyonun icadından 20 sene önce bulunmuştur. Kedi balıkları 27 bin tat alma hücresiyle en iyi tat alan canlıdır. Hamam böceği kafası koparıldıktan sonra 9 gün yaşayabilir. 9 gün sonra açlıktan ölür. Tarihin en kısa savaşı İngiltere ile Zanzibar arasındaki savaştır. Zanzibar savaş başladıktan 38 dakika sonra teslim oldu. Sürekli bilgisayar kullananlar dakikada 7 kez göz kırpar. Evet, yeni bilgilerimizi de paylaştık. Sena Ejderoğlu hazırlıyor bu bilgileri size. Kendisine de buradan teşekkür etmiş olalım. Aynı zamanda kurguda Mehmet Sanduaç var. Yayın odasında da arkadaşlarımızı tabii yayının sonunda paylaşacağız isimlerini. Onların da emeği oldukça fazla. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar burada olacağız. Yerel gündemi, Bursa haberlerini ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıyacağız. Sabah demindesiniz efendim. 88.3 Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınıyla Bursa ve ülke gündeminin nabzını aktarmaya devam ediyoruz. Dünden kalanlar, bugüne yansıyanlar ekranlarınıza ve radyolarınıza geliyor. Ulusal gündemi noktaladık. Siyasi haberlerimizi, yurt haberlerimizi paylaştık sizlerle. Şimdi bugüne birlikte göz atalım. Bakalım bugünün gündeminde neler yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek Ankara'da saat 13'te. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın Paşa Konağı'nda düzenleyeceği vefa buluşmasına katılacak. Yıldırım, Tunceli Valiliği'ni ziyaret edecek. Tunceli'de DSİ binası önünde ve Batman'da Adalet Caddesi'nde gerçekleştirilecek mitinglerde halka seslenecek. Batman Valiliği'ne ziyarette bulunacak. Elazığ'da saat 10'da, Tunceli'de 12.15'te.
Yasama yürütme siyaseti birlikte göz atıyoruz. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Samsat AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ve ilçedeki depremzedeleri ziyaret edecek. Mahalle ve köy muhtarları, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla toplantıda bir araya gelecek. Valilik ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, gençlerle buluşacak Adıyaman'da saat 11'de. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Diyarbakır'da olacak. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda korucuların yemin törenine katılacak. Hani ve Kulp ilçelerinde AK Parti teşkilatı ve halkla buluşacak. Soylu, Silvan ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve teşkilat mensuplarıyla kapalı salon toplantısında bir araya gelecek. Mitanya'da gerçekleşecek olan muhtar ve STK temsilcileriyle buluşacak. Diyarbakır'da saat 10.15'te. Ekonomide ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek özel bir otelde Türk-Arap Ekonomi Forumu açılışında konuşacak İstanbul'da saat 9.30'da. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Görele ve Espiye'de açılış törenleriyle Giresun ekonomisine değer katanlar 2017 törenine katılacak Giresun'da saat 11'de. Evet, ulusal gündem bu şekildeydi efendim. Sırada Bursa gündemine birlikte göz atacağız. Bursa gündemini de Bursa TV Haber Merkezi'nden Züleyha Altungeyik bizlerle paylaşacak. Günaydın Züleyha, seni dinliyoruz. Günaydın, evet Aykut Gül. Ulusal gündem gibi Bursa gündemi de oldukça yoğun. Anayasa referandumuna kısa bir süre kaldı. Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları bugün de seçim çalışmalarına devam edecek. Bursa gündemi birazdan İşkur Bursa İl Müdürlüğü'nün düzenlediği kahvaltılı basın toplantısıyla start alacak. Toplantıda Milli İstihdam Seferberliği ve İşkur hizmetleri hakkında bilgiler verilecek. Diğer yandan saat 12'de LÖSEV Ördekli Kültür Merkezi'nde Doğru Besleniyor Muyuz söyleşisi gerçekleştirilecek. Söyleşi sonrası ailelere et yardımı ve dağıtımı yapılacak. Saat 12.30'da ise bildiğiniz üzere bu hafta Yaşlılar Haftası. Kızılay Bursa Şubesi'nde bu önemli günde yaşlıları yalnız bırakmıyor. Olgun Gençlik Merkezi'nde Gençleşiyoruz etkinliği düzenlenecek. Bu programa da katılımın yoğun olması bekleniyor. Öğleden sonra ise Uludağ Üniversitesi'nde Cevdet Sait İslam Dünyası'nda Düşünce Sorunları paneli düzenlenecek. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans alanında saat 15'te başlayacak bu program. Bursa gündemi akşam da yoğun olacak. Saat 19'da özel bir otelde Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış kokteyli gerçekleştirilecek. Ekonomi dünyasının önemli isimleri yer alacak bu zirvede. Ekonominin nabzı Uludağ'da atacak. Son olarak Yıldırım Belediyesi Aşık Veysel Anma programı düzenleniyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek program saat 20'de başlayacak. Bizler de Bursa TV Haber Merkezi olarak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Diyelim ve sizi yeniden size bırakalım. Evet, Züleyha Altungeyik Bursa gündemini paylaştı. Kolaylıklar dileyelim bizler de kendilerine. Oldukça yoğun bir gündem. Bursa TV Haber Merkezi Bursa'nın dört bir yanında efendim haberleri takip etmeye devam ediyor. Şimdi yerel gündeme birlikte göz atalım. Bursa haberlerini ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıyalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve hayırsever iş adamı Erhan Nas Yalçın'ın işbirliğiyle Demirtaşpaşa İlkokulu yeniden can buluyor. Okulun temel atma töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi eğitime verdiği önem doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin mezun olduğu Demirtaşpaşa İlkokulu Kütüphanesi sosyal alanlarıyla yeniden can buluyor. Okulun temel atma töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Osman Gazi Kaymakamı Enver Ünlü ve hayırsever iş adamı Erhan Nas Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, eski binaların eğitimde yetersiz kaldığından bahsederken devletin ve Bursa'nın eğitime verdiği öneme değindi. Şimdi bu mahallelerde oturan insanların çocukları şehrin öbür ucuna gönderiliyor. Öbür ucundaki okullara gönderiliyor, yeni yapılan okullara gönderiliyor. Çünkü bu okullar yetersiz kaldı, bu okullar artık sıkıştı, aynı zamanda da donanımları da eksik. Kalitesi de düşük oldu. Şimdi artık el attık. Artık eğitim 12-13 yıldır birinci sırada. Ve eğitime devletimiz büyük önem veriyor. Hükümetimiz büyük önem veriyor. Çünkü geleceğimiz gençlerimiz. Bizler de Bursa olarak bu konuya büyük önem veriyoruz. Osman Gazi Kaymakamı Enver Ünlü de en güzel yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu hatırlattı. En güzel yardım, en güzel yatırım, eğitime yapılan yatırım. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü onlar bizim en büyük sermayemiz. Bizim en büyük değerimiz gençlerimiz.
genç bir nüfusumuz var. Yaklaşık nüfusumuzun 1/3 eğitim öğretim çağında, anaokulundan üniversiteye kadar. Biz onlara iyi bir eğitim verdiğimizde geleceğe güvenle bakabileceğiz inşallah. Konuşmaların ardından Başkan ATP Hayırsever, Erhan Nas Yalçın ve protokol üyeleriyle birlikte dualarla butona basarak Demirtaşbaşı İlkokulu'nun temeline ilk harcı döktü. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya dev aktivite merkezi yapılacak efendim. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu aktivite merkezi birçok organizasyona da aynı zamanda ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde marka kenti Bursa olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Buski ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Küçükkumlu'ya ve Gemli'ye su arıtma tesisleri projelendiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Necip Altepe ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın katılımlarıyla arıtma tesislerinin temel atma töreni Gemlik'te gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Altepe, Gemlik için yapılan yatırımlardan bahsederken su arıtma tesislerinin Küçükkumlu'ya 30 milyon lira, Gemlik'e 55 milyon lira olmak üzere toplamda 85 milyon liraya mal olduğunu açıkladı. Merkezimiz ve bağlantı hattıyla birlikte 55 milyon liralık yatırım. Evet, geçmişimizde bugüne kadar sadece Buski'nin yaptığı 200 milyonluk yatırım var. Sadece Gemlik'imize yollarına yaptığımız 60 milyonluk yatırım var ve 100 milyonlarca liralık yatırım. Ve şu anda da temelli attığımız 100 milyonlarca yatırımlarla birlikte Gemliğimizin daha yaşanabilir, daha çağdaş, sağlıklı bir kent olma yolundaki adımlarımızı hep birlikte atmış oluyoruz. Temel atma törenine katılım gösteren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik ve Bursa yararına devasa projelerin hizmete geçtiğini vurguladı. Gemliğin yaşanabilir olması için önce altyapıdan başladılar. Gemliğin kazılmadık, sokağa bırakmadık hep beraber. Buski'mizle, Büyükşehir'imizle beraber. Önce altyapı, sonra dere ıslahı, sonra meydan projeleri, spor projeleri. Bugün de artık arıtma tesisleri. Hem kumla, hem kurşunlu, hem de merkez arıtma. Evet, Gemlik ve Küçükkumlu'daki açılış törenlerini ekranlarınıza ve radyolarınıza yansıttık. Diğer yandan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası kentin ticari hacminin gelişmesine olanak sağlamak amacıyla başlattığı Ticari Safari projesinin açılışını gerçekleştirdi. Proje kapsamında açılan fuarda yurt içinden ve yurt dışından gelen önemli iş adamları Bursa iş dünyasıyla buluştu. Bursa'nın ticari hacmi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın projeleriyle gelişiyor. Bursa'dan girmişim çıkarken. Ticari Safari projesi kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan fuarda yurt içinden ve yurt dışından gelen önemli iş adamları Bursa iş dünyasıyla buluştu. Fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, projeyle Bursa'nın ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Ciddi bir organizasyon gerçekleştirdik. Firmalarımız burada son yapmış oldukları koleksiyonları getirmiş olduğumuz alım heyetindeki alıcılarla bir araya buluşturacaklar. Tabii burada bizim öncelikli hedefimiz, özellikle sektörde baktığımızda Bursa'nın 8 dolarlık bir kilogram ihracat değer hedefi var. Tabii sektör şu anda ev tekstil sektörü. Bursa'da 8 doların üzerinde ihracat yapan önemli bir sektör. Bunu tabii tasarımla, katma değerle, daha nitelikli ürünlerle daha da artırmak hedefindeyiz. İnşallah bu etkinlikte buna önemli desteği sağlayacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuysa, gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelerinin en iyi alıcıları olduklarını ifade etti. 26 değişik ülkeden ziyaretçi var şu anda. Yani bunların profiline baktığımız zaman bölgelerinin ve ülkelerinin en iyi alıcılarını getirmek için bir gayret sarf ettik. Sağ olsun ticaret ilişkilerimiz de bize ciddi katkısı oldu burada. Yani inşallah buradan gelen müşterilerimizle beraber alıcılarımız da memnun kalırlar diye ümit ediyoruz. Fuarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Bursa'nın tekstil sektöründe öncü bir şehir olduğunu söyledi. Tüm sektörün buluştuğu bu 54 ayrı birbirinden değerli firmamız, dünya çapında üretim yapan ve dünyaya mal satan firmalarımız. Bizim Bursa özellikli bir şehir ve en önemli özelliği de üretim şehri olması. Ve üretim şehri Bursa'nın tabii ki eskiden beri önce olduğu sektörler başta tekstil. Burada da ev tekstili konusunda bebe tekstili gibi, bebe sanayi konfeksiyonu gibi bu da dünyada önce olduğumuz bir sektör. Şu anda Türkiye'nin bu konuda en önemli merkezi Bursa. Kim biliyor mu seni? Dükkan sahibi, ver el onu bana.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa'da parti üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Büyükataman. Referandumda Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışanlara büyük bir dersin verileceğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 24 Mart'ta Bursa'ya geleceğini duyurdu. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa'yı teşkilatı binasında parti üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından yeni bir darbe olacağı iddialarını eleştiren İsmet Büyükataman, iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmeye çalıştığını söyledi. Diyorlar ki bahar aylarına dikkat edilsin. Ne olacakmış baharda? Yeni bir darbe teşebbüsü. FETÖ vazgeçmemiş, uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetliliktir. Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyorsa bedelini ödemeyi de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır. Referandumda evet oyu kullanacaklarını kaydeden Büyükataman, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odaklara 16 Nisan'da ders vereceklerini vurguladı. Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin yaptıkları ortadadır. Türk milletinin iradesiyle sistem değişikliği yapmasından rahatsız olan ırkçı, Türk ve İslam karşıtı blok olmadık tahammülsüzlükler gösterdi. Bilinmelidir ki aziz milletimiz 16 Nisan'da Avrupa'ya, terör örgütlerine, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odakları dersini verecek ve sandıkta evet diyecektir. Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cuma günü saat 2'de Göktere Meydanı'nda miting yapacağını da duyurdu. Milliyetçi Hareket 24 Mart'ta Bursa'dan dünyaya evet'e haykıracaktır. Türkiye sevdalıları 24 Mart Cuma günü saat 14'te Göktere Meydanı'nda olacaktır. Yıldırım'a uzanalım şimdi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Başkan Edebali, ilk etap kapsamında yapılacak 850 konutun 2018'de hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bu projeyle yeni Yıldırım yolunda en önemli adımlardan birisinin atıldığını söyleyen Başkan Edebali, projenin resmi temel atma töreninin 4 Nisan'da olacağını söyledi. Mevlana mahallemizde burada 55 hektarlık bir alanda bir dönüşüm projemiz vardı ve o dönüşüm projemizin startını verdik. Bugüne kadar ilçemizin en büyük ihalesini yapmış olduk. İnşaatlarımıza başladık. Resmi olarak da 4 Nisan'da Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Mezunoğlu ile birlikte resmi temel atma törenini burada vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Edebali, ilerleyen zamanlarda Ankara yolunun altındaki birçok mahallenin planlarının onaylanacağının da altını çizdi. Önümüzdeki ay içerisinde de yolun altındaki bütün mahallelerimiz, Yavuz Selim, Araba Yatağı, Ulus, Mevlana, Hacıvat, Çınarönü'nün planları onaylanacak. Oraya da dönüşüme uygun bir emsalle artık yeni bir şehir. Efendim, dün bildiğiniz üzere Dünya Su Günü'ydü, 22 Mart. Ve Dünya Su Günü'nde Osman Gazi Belediyesi vatandaşa su ikram etti. Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte suyun verimli kullanılmasına ve azalan su kaynakları hakkında bilgiler verildi. Osman Gazi Belediyesi pazar yerinde vatandaşlara su dağıttı. 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutlayan Osman Gazi Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından çarşamba Pazar Park'ta bulunan esnaf ve vatandaşlara su dağıttı. Suyun verimli kullanılmasına ve azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, su bilinci oluşturulması ve atık suyun arıtılmasının doğanın korunmasındaki önemi konularında bilgiler verildi. Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner ve belediye personelinin katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından da takdir gördü.
Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, suyun daha verimli kullanılması konusunda vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Amacımız suyun daha sağlıklı, daha verimli kullanılması. Vatandaşlarımıza bu bilinci oluşturmak amacıyla gördüğünüz gibi burada bir etkinlik düzenledik. İnşallah başarılı olur. Vatandaşlarımız da bizim hedefimizle ilgili önemli düşünceler oluşturur diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Uludağ Üniversitesi'nde Dünya Su Günü ile ilgili panel vardı. Marmara Denizi'nde bilimsel yaklaşımlar konulu panelde su kaynakları ve bu kaynakların korunması için yapılan çalışmalar değerlendirildi. 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi'nde Marmara Denizi'ne bilimsel yaklaşımlar konulu panel düzenlendi. Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde su kaynakları ve bu kaynakların korunması için yapılan çalışmalar ele alındı. Panelin açılışında konuşan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şükran Dere, Türkiye'nin içme suyu konusunda şanslı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Dünyadaki pek çok ülkeyle karşılaştığımız zaman üç tarafımızın denizlere kaplı oluşuyla deniz ürünlerinin ürünlerinden faydalanma konusunda akarsu ve yeraltı kaynaklarımızın zenginliği bakımından da içme suyu potansiyeli konusunda şanslı ülkelerden biriyiz. Ardından Marmara Denizi'ndeki kirliliğin sebepleriyle fay hatları ve depremlerin su kirliliği üzerindeki etkileri hakkında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Paneli akademisyenler ve çok sayıda öğrenci takip etti. Dünya Su Günü ile ilgili haberlerimiz de bu şekildeydi. Bursa'ya bu şekilde yansıdı bu önemli gün. Bursa'da iki hurdacının arasında çıkan kavgaya gidelim şimdi. Bu kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı da adliyeye sevk edildi. Hurdacı cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi. Niye kavga ettiniz? Olay Bursa'nın Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Sinan Yalçıner'le aynı mesleği yapan Ali G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali G. Sinan Yalçıner'i bıçakla yaralayıp kaçtı. Acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçıner hayatını kaybetti. Ekipler şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte arkadaşının evinde yakaladı. Ayrıca şüphelinin de kafasından ve ayağından kesici aletle yaralandığı ortaya çıktı. Neden kavga ettiniz? Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı Ali G. adliyeye sevk edildi. Bursa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şehrin işlek caddelerinden birinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Şahısların kiraladığı otomobilde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Görüntüler Bursa'nın en işlek caddesinden. Altıparmak Caddesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda İstanbul'dan Bursa'ya yaklaşık 1 kilo uyuşturucu getirdikleri öğrenilen kişiler narkotik ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler şahısları şehir merkezine kadar takip etti. Altıparmak Caddesi üzerinde trafiğin yoğun olduğu sırada kiralık aracı operasyon yapan ekipler 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu çok önemli bir bela efendim, bildiğiniz üzere tabii. Gençlerimizi kurban veriyoruz. Nice nice yiğitler bu bela yüzünden, bu kirlilik yüzünden hem ailelerinden oluyorlar hem yaşam kalitelerinden oluyorlar. Aynı zamanda çalışamıyorlar bu bağımlılık yüzünden. Tabii mücadeleler de devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları gerekli önlemleri alıyor. En çok tabii görev ailelere düşüyor. Aileler ne kadar mücadele ederse o kadar yol alınıyor bu olayla ilgili. Bursa Türkiye genelinde organ bağışında 3 yıldır birinci. Fakat uzmanlar organ bağışında en büyük sorunlardan birinin beyin ölümüyle bitkisel hayatın karıştırılması olduğunu söylüyor.
Bursa organ bağışında 3 yıldır birinciliğini sürdürürken uzmanlar organ bağışında en büyük sorunlardan birinin beyin ölümüyle bilgisayar hayata karıştırılması olduğunu belirtti. Bilgisayar hayatın ve beyin ölümünün farklarını anlatan uzmanlar, bilgisayar hayatta beyinde bir hasar meydana geldiğini ama kişinin hayatını devam ettirmesine bir engel olmadığını ifade ederken, beyin ölümünde ise kişinin son nefesini verdiğini, organların cihaza bağlı olarak yaşatıldığını kaydetti. Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, beyin ölümüyle bilgisayar hayatın karıştırılmaması gerektiğini anlattı. İnsanlarımız beyin ölümüyle bilgisayar hayatı birbirine karıştırıyorlar. Aslında birbirinden çok farklı kavramlar. Çünkü bilgisayar hayat dediğiniz zaman hala bir hayat söz konusu. Beyin ölümünde böyle bir şey söz konusu değil. Beyin ölümünden bahsediyoruz. Burada ölüm geçiyor. Ölüm kelimesi geçiyor burada. Doktor Çınar, halkın da bu konuda bir takım tereddütleri olduğunu ifade etti. Biz istiyoruz ki organ bağışları çok daha yüksek seviyelerde olsun. Halkımızın bu konuda bir takım tereddütleri var. En büyük tereddütlerden bir tanesi beyin ölümü kavramını tam olarak anlayamama. Bir diğer sağlık haberimiz var şimdi. Ayak baş parmağında kemik çıkıntısı vardı. Uzun yıllar bu rahatsızlıktan kurtulamadı. Dermanı ise Bursa'da buldu. Yıllardır yürümekte zorluk çeken yaşlı kadın Bursa'da gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşacak. Demin dedim ki burada 3 parmak kalmış. İngiltere, Amerika ve Almanya'da tedavi gördü. Hastalığına bir türlü çare bulunamadı. Diyar diyar gezdi ama aradığını Bursa'da buldu. Ameliyathaneye gitti. Gerek yok. Harika İzgü, 63 yaşında. Ayak baş parmağındaki kemik çıkıntısı yüzünden gecesi gündüzüne karışıyordu. Yurt dışında gördüğü tedaviler işe yaramadı. En son yaşlı kadın Bursa'da ameliyat olmaya karar verdi. Yaşlı kadın ameliyata alındı ve 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Bu ayak baş parmağındaki kemik çıkıntısı için yapılan operasyonda hastamızın bundan sonraki hayatında hem ayakları küçülmüş olacak hem de ağrılarından kurtulmuş olacak. İzgü Bursa'da tedavi gördüğü için oldukça mutlu. Şimdi bu teknikle yapılan ameliyatla giyeceğim özel ayakkabıyla tuvaletime gidebileceğim, günlük hayatımı sürdürebileceğim için gerçekten çok mutluyum. Bursa sağlık alanında son zamanlardaki başarısıyla takdir topluyor. Şifalar dileyelim bizler de kendisine. Umuyoruz ki kısa sürede sağlığına kavuşur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İpeği Hayat Buluyor isimli proje kapsamında anaokulundan liseye kadar okullarda ipek böceği ve ipek üretimini öğrencilere anlatıyor. Öğrenciler ipekleri kendi okullarında inceleme fırsatı da buluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ipek böceği ve ipek üretimini okullarda uygulamalı olarak öğrencilere anlatıyor. Çünkü bunun içindeki canlı sadece... Bursa'da yaklaşık olarak 20-25 yıldır ipek üretimi yapılmıyordu. Hal böyle olunca Büyükşehir Belediyesi devreye girerek yeni bir ipek üretim fabrikası kurdu. Sonrasında fabrikada üretilen ipekler boyandı ve birçok ilçede terk edilmiş okullar yenilenerek halı tezgahları alındı. Köylülere bilgiler verildi. Bir nesil yetiştiriyoruz. Bir kültürümüz var. Bir kültürümüz, yelpazemiz bizim çok geniş, çok büyük. Yani şunu diyoruz biz, eğer bir vatanımız varsa, üzerinde bir kültürü yoksa o sadece kuru bir toprak parçasıdır. Mutlaka üstündeki kültürü çocuklarımıza, gelecek nesile tanıtmamız lazım ki onlar gelecekte buna sahip çıksınlar. Geçen yıl 38 okulda verilen derslerde çok sayıda öğrenci ipek üretimini uygulamalı olarak öğrendi. Okulları teker teker geziyoruz. Geçen sene 38 tane okula gittik. Bu sene yine başladı. Yine Haziran 15'ine kadar bir program yaptık. Yaklaşık bir 30 tane okula gittik. Minik öğrenciler yapılan ipekleri inceleme fırsatı da buldu. Kuşları nasıl yakaladık, gördünüz mü? Tüm Türkiye GDO'lu ekmeği tartışıyor. Bildiğiniz üzere Hürriyet'in bir manşeti vardı. O manşet yankı buldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik manşet üzerine gerekli incelemelerin başlatılacağını söyledi. Bursalı köy kadınları da yaptıkları ekmekleri Bursalılarla paylaştı. GDO'suz ekmekleri. Nilüfer Belediyesi de köy kadınlarına doğal ekmek üretimi için destek alıyor. Bursalı köy kadınları ninelerinden kalma ekşi mayayla doğal ekmek üretiyor. Nilüfer Belediyesi desteğiyle kurulan 30 kadın derneğinden 9'u taş fırınlarda ürettikleri köy ekmekleriyle hem kendilerine gelir sağlıyor hem de çok sayıda kişiye doğal ekmek yeme fırsatı sunuyor.
Yaylacık Mahallesi'ndeki kadın derneği üyeleri sadece köy ekmeği değil, çeşitli ev yemekleri de yapıyor. Taranımızı yapıyoruz, turşular kuruyoruz, bunları satıyoruz, misafirlerimize ikram ediyoruz, gelen misafirlerimize. Ekmeğimizin içinde un, tuz, maya, bir de ekşi maya. Bu ekşi maya zaten nenelerimizin zamanında kullandığı ekşi mayalar bunlar. Yaylacık Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin başta köy ekmeği olmak üzere ürettiği doğal ürünler büyük ilgi görüyor. İki tane bakkalımız var, onlara dağıtıyoruz. Lokantamız var, onlara veriyoruz günlük, her gün. Bir de dışarıdan siparişlerimiz var, onlara veriyoruz isteyenlere. Evlerine kadar teslim ediyoruz. Köy kadınları ürettikleri doğal ürünlerden elde ettikleri gelir sayesinde hayatlarına daha özgüvenli bir şekilde devam ediyor. Karacabey'e gidelim şimdi de. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Karacabey esmeri ırkı koyunlardan birinin 400 yavrusu oldu. Çok sık yaşanmıyor bu durum ve görenler de şaşkınlıklarını tabii gizleyemedi. Bursa'da bir koyun 400 doğurdu, yavrular köyün maskotu oldu. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy'de çiftlikle uğraşan Erkan ve Refik Ring kardeşler, Karacabey esmeri ırkı koyunlarından birinin 400 yavrusu olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Geçen akşam ağla girdiğimizde gebe bir koyunumuz vardı. 3 tane kuzu bekliyorduk, 4 tane oldu. Bu da Karacabey Merinosu'nun bereketi oldu. Renk ailesinin gözü gibi baktığı koyunlar köylünün de ilgi odağı haline geldi. Karacabey Harası tarafından üretilen ve yerli koyun ırklarından olan Karacabey Esmeri, et verimliliği bakımından ön plana çıkıyor. Bölge şartlarına uyumlu yapısıyla Bursa ve çevresinde rağbet gören bu ırklar da 400 doğumlarsa çok sık karşılaşılan bir durum değil. Hiç beklemedikleri bir anda şaşkına dönen Renk ailesi şimdi kuzulara gözü gibi bakıyor. Normalde bu kadar yavrulamazlar pek. Çok iyi koyunlarda ve hakiki Karacabey Merinoslarında görünüyor. Bu da koyunun hep kalitesini gösteriyor. Efendim, yerel haberlerimizi paylaştık sizlerle. Şimdi yerel gazetelere birlikte bakalım. Bursa gazeteleri hangi manşetleri paylaşmışlar okuyucularına? Bursa Sancak Gazetesi ile başladık efendim. Yerel gazete manşeti turumuza bir kez daha günaydınlarımızı iletelim. Sevgi ve saygılarımızı iletelim sizlere. Bursa dönüşüyor, gelişiyoruz manşetini paylaştı okuyucularına Bursa Sancak Gazetesi. Büyükşehir Belediyesi Bursa genelinde gerçekleştirdiği dönüşümler ve iyileştirmelerle kentin standartlarını yükseğe taşımaya devam etti. Eğitim kurumlarını destekleme çalışmaları devam ederken ilçelerin kalkınmasında da önemli adımlar atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Demirtaşpaşa İlkokulu 1968 yılından da önceki orijinal haliyle yapılıyor. Bu bölgede yapılan kamulaştırmalarımızın sonuna gelindi ifadelerini kullandı. Altepe hem babasının hem de kendisinin eğitim gördüğü ancak zamanla kapasitesi yetersiz hale gelen ve fiziksel olarak da eskiyen Demirtaşpaşa İlkokulu'nun temel atma töreninde özellikle kent merkezindeki eskiyen okulların hızla yenilendiğini ifade etti. O yenileme çalışmalarının ilki de Demirtaşpaşa İlkokulu'nda gerçekleşti efendim. BEPKA TEKAP eğitimiyle fark yarattı diyor Sancak Gazetesi'nden bir başka haber. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'yla Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından birlikte yürütülüyor bu program. Ve programa girmeye hak kazanan 12 firma bu eğitimlerle sektörde büyümek ve yatırım almak için ihtiyaç duyacağı bilgilerle donatılıyor. 2-10 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcı firmalar programın adımları hızlandırıcı ve mentorluk servisi, programın sağlayacakları ve yalın girişim gibi konularda bilgilendirilmişti. Anaç Ön Kuluçka Merkezi'nde 10 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen ikinci eğitimde ise fiyatlandırma ve büyüme, pazar analizi, pazarlama ve müzakere ile proje planı hazırlama gibi konular üzerinde duruldu diyor Sancak Gazetesi. Bursa hakimiyetteyiz.
Haydut muamelesi diyor Bursa Hakimiyet Gazetesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini yansıttı okuyucularına. Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi şeklinde ifadeler kullandı Erdoğan. Avrupa'ya yüklenmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi hedef alanlara gereken cevabın verileceğini söyledi. Erdoğan tutuklu gazeteciler üzerinden Türkiye'yi eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi. Mesele Türkiye olunca yüzlerine maske takıyorlar. Biz de karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapmaya karar verdik dedi Cumhurbaşkanı. Bursa Hayat Gazetesi Yıldırım'da dev dönüşüm manşetini paylaştı. Yıldırım Belediyesi kentsel dönüşüm anlamında ilklere imza atıyor, başarılı çalışmalara imza atıyor ve o çalışmalardan bir yenisi daha Mevlana Ulus kentsel dönüşüm alanında yapılıyor. İncelemelerde bulundu. Başkan İsmail Hakkı Edebali ilk etapta yapılacak 850 konutun 2018'de hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, dev projede yeni Yıldırım yolunda en önemli adımlardan birisinin atıldığını söyledi. Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi için ilçe tarihinin en büyük ihalesinin yapıldığını aktardı. Devam ediyoruz. Sırada Kent Gazetesi'ndeyiz. Avrupa'ya sert uyarı manşeti var Kent Gazetesi'nde. Erdoğan'dan Avrupa'ya sert uyarı, siz böyle davranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir Avrupalı güvenle sokağa adım atamaz şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hurda yüzünden kan aktı. Bursa'da yaşanan akıl almaz bir cinayet haberi yine Kent Gazetesi'ne yansıdı. Osman Gazi ilçesi Geçit mahallesinde yaşanan olayda hurdacılık yapan Sinan Yalçıner ile Ali G. arasında kablo satışı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali G. Sinan Yalçıner'i bıçakladı. Yaralı adam hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı diyor Kent Gazetesi. Olay Gazetesi ise siz zararlı çıkarsınız manşetini paylaştı okuyucularına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya uyarı diyor. Türkiye'nin itilecek kalkılacak bir ülke olmadığını vurguladı Erdoğan. Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapacağız dedi. Devam ediyoruz. Son olarak Yeni Dönem Gazetesi ekranlarınıza geliyor. Millet Avrupa'ya dersini verecek diyor Yeni Dönem Gazetesi. Avrupa'nın ırkçı uygulamalarına tepki gösterdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletimiz 16 Nisan'da Avrupa'ya terör örgütlerine, Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odaklara dersini verecektir şeklinde konuştu. Basın toplantısı düzenlemişti. Dün az önce de ekranlarınıza Bursa haberlerinde getirdik o açıklamaları. Önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu Büyük Ataman. Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu, 15 Temmuz'un siyasi ayağı, ana kadro ve zirve isimleri mutlaka ortaya çıkarılmalıdır ifadelerini kullandı. Yeni bir darbe teşebbüsü olacağına yönelik iddialara da sert yanıt verdi Büyük Ataman. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetliliktir şeklinde konuştu. Londra kana bulandı. Tabii Londra'dan önce bir diğer önemli husus var. Bildiğiniz üzere Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Steinmeier koltuğa oturdu. Yemin etti, yemin eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Yemininin hemen ardından ilk konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazi benzetmesi üzerinden bir konuşma yaptı. Erdoğan, sizin ve başkalarının inşa ettiği her şeyi tehlikeye atıyorsunuz, Nazi yakıştırmalarını bırakın ifadelerini kullandı. Nasıl zorlarına gitmişse artık yeni seçilenler bile hemen ilk konuşmalarında Türkiye'ye hitap etme cüreti gösteriyorlar. Bu şekilde de küstah bir açıklama yapıyor. Yapmış oldukları muamele ortada. Bakanı yapmış oldukları, oradaki gurbetçi vatandaşlarımıza yapmış oldukları muamele ortada. Onlara rağmen böyle küstah ifadeler kullanıyor bir cumhurbaşkanı, hem de seçilir seçilmez. Yeni Dönem Gazetesi ile birlikte yerel manşetleri de burada noktalayalım efendim. Şimdi dilerseniz günün fotoğrafına gidelim birlikte. Günün fotoğrafı da oldukça önemli. Editörümüz Sena Ejderoğlu ve kurgucumuz Mehmet Sanduaç. Bakalım hangi fotoğrafı bizim için seçmişler. Evet, günün fotoğrafı bu kare efendim. Tabii biz küçük şeylerden hoşlanırız bildiğiniz gibi. Küçükken, çocukken mesela şahsım adına konuşayım. Tencere kapaklarından direksiyon yapardık. Arkadaşlarımızla arabacılık oynardık.
evcilik oynardık, farklı şeyler. Köy hayatında yaşayanlar, köyde yaşayan vatandaşlarımız, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz daha iyi bilirler. Hep böyle küçük şeylerden oyunlar oynardık. Bir selfie fotoğrafı efendim, selfie karesi daha doğrusu ekranlarınıza yansımış ve terlikle selfie çekiyor iki kardeş. Gayet de mutlular. Günün fotoğrafı da bu yöndeydi. Sırada ekonomide, piyasada son duruma birlikte göz atalım. Evet, dolar alış 3.61.22, satış 3.61.51 olarak belirtiliyor. Euro'daysa son durum alış 3.90.08, satış 3.90.43. Çeyrek altının fiyatı alış 233.21.20, satış 238.49.84. Gram altının fiyatı ise, gram altında da oldukça yükseliş hakim. Alış 144.73.20, satış 144.90.05 olarak gerçekleşti. Piyasa durumunu da paylaştık sizlere efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi bir gün geçirmenizi dileyerek veda edeceğiz. Yarın bizler yine aynı saatte burada olacağız. Gözünüz Bursa TV'de, kulağınız Sancak Efendi olsun diyelim. Hoşçakalın.